Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda bir padişah yaşarmış. Bu padişahın Perinuş adında bir kızı varmış. Perinuş o kadar güzelmiş ki, dünyada onun kadar güzel bir kız yokmuş. Birçok ülkelerden yığınla padişah, vezir ve tüccar oğulları Perinuş'a elçi gönderirlermiş. Ama Perinuş kimseye yüz vermezmiş. Bir gün padişah kızı Perinuş'u huzuruna çağırmış ve ona demiş ki, ''Kızım, her gün bu kadar elçi geliyor. Ne diyorsun? Kimi beğeniyorsan söyle, onunla senin nikahını kıydıralım.'' Perinuş demiş ki, ''Sevgili babacığım, ben evlenmek istemiyorum.'' Bunun üzerine padişah babası, ''Kızım, madem öyle karar senindir. Kimi istersen onunla evlenebilirsin.'' Prenses Perinuş babasının yanından kalkmış, kendi odasına gitmiş. Çok düşünmüş, çok taşınmış ama gönlüne uygun birini bulamamış. Aradan bir süre geçmiş, Perinuş'un canı çok sıkılmış ve babasına bir mektup yazmış. ''Sevgili babacığım, annem öldüğünden beri sizin bahçenize gezmeye gitmedim. İzin verirseniz bahçeye gideyim.'' Mektubu babasına göndermiş. Padişah mektubu alıp okumuş ve kızının bahçeye gitmek istediğini görmüş, bahçıvana haber göndermiş. ''Kızım bahçeye gelecek. Bahçeyi düzenle. Bahçede bir tek erkek bile olursa vay haline.'' Bahçıvan bu haberi alınca hemen işe koyulmuş. Bir gün içinde bahçeyi düzenleyip padişaha haber vermiş ki bahçe hazırdır. Prenses Perinuş 40 hizmetçi kızla birlikte bahçeye gitmiş. Perinuş görmüş ki bahçıvan bahçeyi ışıl ışıl yapmış. Bahçede türlü türlü çiçekler, bülbüller, güzel kuşlar ve her çeşit meyve ağaçları varmış. İnsan bakarken hayran kalıyormuş. Güzel bir çimenin üstüne taht kurulmuş, çalıp oynamaya başlamışlar. Yemek vakti gelmiş, yemekler yenmiş. Prenses Perinuş yemekten sonra yatmış. Perinuş yumuşak bir yatakta yatıyormuş. 40 hizmetçi kız da onun başında nöbet tutuyormuş. Bu sırada bahçıvanın oğlu İbrahim işten geliyormuş, çok yorgunmuş. Bahçeye girmiş, kimseyi görmemiş. Çeşmenin başına gidip elini yüzünü yıkamış, sonra orada uyuyakalmış. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Prenses Perinuş uyanmış ve 40 kıza demiş ki, ''Siz burada kalın. Ben çeşmenin başına gidip elimi yüzümü yıkayacağım, hemen gelirim.'' 40 hizmetçi kız orada kalmış. Perinuş ise şemsiyesini alıp çeşmeye doğru gitmiş. Elini yüzünü yıkamak istemiş, tam o sırada bir nefes duymuş. Hemen geri dönüp birkaç adım atmış. 40 kızı çağırmak istemiş. Ama sonra kendi kendine demiş ki, ''Dur bakayım, ben tek başıma gideyim. Bakalım babamın bahçesinde böyle rahat yatan kimmiş?'' Perinuş kendini kayısı ağacının altına kadar götürmüş. Bir sağa bir sola bakmış ve görmüş ki yumuşak çimenin üstünde bir delikanlı yatıyor, yüzüne bir mendil örtmüş. Prenses Perinuş sol elini beline vurmuş, sağ elini uzatıp delikanlının yüzündeki mendili almış ve atmış. Gördüğü an tanımış ki bu bahçıvanın oğlu İbrahim'miş. İbrahim çok yakışıklı bir delikanlıymış. Prenses Perinuş ile yaşıtmış. Perinuş dizini yere vurmuş, bir süre İbrahim'e bakmış. Ona aşık olmuş ve kendi kendine demiş ki, ''Ben İbrahim'le evlenmeliyim.'' Elindeki kokulu mendili İbrahim'in yüzüne çekmiş ve yanında oturmuş. İbrahim'i uyandırmak istemiş
ama sonra kıyamamış. Bu sırada hizmetçi kızlar Prenses Perinuş'u çok beklemişler. Sonunda gelmediğini görünce onu aramaya ve bağırmaya başlamışlar. Perinuş kızların sesini duyunca hemen ayağa kalkmış ve kızları çağırmış. Sırrının açığa çıkmasından korkmuş. Kızlar gelmiş. Perinuş demiş ki, ''Ey şaşkınlar, bilmiyor musunuz ki ben bahçedeyim. Bu kimdir? Neden burada yatıyor? Babam bilse hepinizin başını kestirir.'' Bunu duyan kızlar çok korkmuşlar ve yaprak gibi titriyorlarmış. Prenses emretmiş ki, İbrahim'i alıp kendi odasının altındaki boş bir odaya koysunlar. Kendisi onu sorgulayacakmış. Kızlar yavaşça İbrahim'i almışlar ve onu uyandırmadan getirmişler. Perinuş'un odasının altındaki boş odaya koymuşlar. Perinuş hemen İbrahim'in yanına gitmiş. İbrahim bir uyanmış ve görmüş ki bahçede yatıyormuş ama şimdi evdeymiş. Hem de padişahın kızı Prenses Perinuş başucunda oturuyormuş. İbrahim çok korkmuş. Perinuş'u bırakıp kaçmak istemiş. Ama prenses İbrahim'in önünü kesmiş ve kaçmasına izin vermemiş. İbrahim, kaçma, seni ben buraya getirdim demiş. İbrahim bu olanlardan hiçbir şey anlamamış. Gitmek istemiş ama Prenses Perinuş yine izin vermemiş. İbrahim demiş ki, ''Hanım, ben bir bahçıvan oğluyum, sen ise bir padişah kızı. Ben kim, sen kim?'' Perinuş bakmış ki İbrahim onu sınamak istiyor. Demiş ki, ''Gel beni sınama, göz görmüş, gönül sevmiş. Babam bin kere olmaz dese de ben yine de seninim.'' Bunun üzerine İbrahim de Perinuş'tan vazgeçememiş. İki aşık birbirlerine sarılmışlar. Perinuş bütün geceyi İbrahim'le bu odada geçirmiş. Sabah olunca İbrahim'e bir takım elbise vermiş. İbrahim giyinip kuşanıp Perinuş'un yanına gelmiş. Perinuş İbrahim'i bu kıyafetle görünce boynuna sarılmış ve demiş ki, ''İbrahim, artık sabredemiyorum. Bu işi çabucak halletmemiz lazım.'' İbrahim, ''Ne yazık ki bir şey çıkmayacak.'' demiş. Perinuş ise, ''Ey sevgilim, neden bir şey çıkmasın ki?'' İbrahim, ''Doğrusu korkuyorum ki padişah baban seni bana vermez. Bir de işin farkına varırsa başımızı kestirir.'' demiş. Bunun üzerine Perinuş, ''Korkma, ben kendimi hasta numarası yaparım. O zamana kadar bütün doktorlar babamın umudunu keser, sana haber gönderirim. Gelip babamla anlaşma yaparsın. O anlaşmasına mecburen sadık kalır. Adı çıkar ki beni sen iyileştirdin, sonra da ben seninle evlenirim.'' demiş. İbrahim razı olmuş. Sabah olmuş. Perinuş kendini hasta gibi yapmış ve babasına haber göndermiş. Padişah Perinuş'un hasta olduğunu öğrenince hemen kızının yanına gitmiş. Prenses Perinuş babasının geldiğini bilip yüzüne safran sürüp rengini sarartmış ve yatağına girmiş. Padişah gelip Perinuş'un durumunu öğrenmiş. Görmüş ki kızı konuşamıyor. Yüzü öyle bir dönmüş ki sanki ölü gibi. Padişah hemen ayağa kalkmış, tahtına gitmiş ve veziri çağırıp demiş ki, ''Vezir, şehirde ne kadar doktor varsa çağır. Kızımın hastalığına çare bulsunlar. Kızımın durumu çok kötü.'' Vezir baş eğip padişahın huzurundan çıkmış. Şehirdeki bütün doktorları çağırmışlar ama hiçbiri Prenses Perinuş'u iyileştirememiş. Padişaha sürekli haber gitmiş ki kızının durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Padişah sonunda çaresiz kalmış ve demiş ki, ''Kim kızım Perinuş'u iyileştirirse kızımı ona vereceğim.'' Bu haber şehirde duyurulmuş.
Ama haberi duyan her kim olursa demiş ki, o kız iyileşmez. Bütün doktorlar uğraştılar ama derdine bir çare bulamadılar. Bizim gitmememiz daha iyi olur. Fakat İbrahim bu haberi alınca hemen padişahın yanına gitmiş. Baş eğip selam vermiş. Padişah İbrahim'e neden geldiğini sormuş. İbrahim demiş ki, kızınız Prenses Perinuş'u iyileştirmeye geldim. Padişah, çok iyi fakat kaç günde iyileştirebilirsin ve hangi şartla? İbrahim, efendim bana 2 gün mühlet verin. Eğer kızınızı iyileştirirsem kızınız benimdir, onunla evlenirim. Ama eğer iyileştiremezsem boynumu vurdurun. Padişah razı olup İbrahim'le anlaşma yapmış. Adam gönderip kızının yanına haber vermiş. İbrahim girip Prenses Perinuş'un odasına kendisinden başka hiç kimseyi oraya bırakmamış. Bunlar kapıları kapatmışlar. Prenses Perinuş da İbrahim odanın içerisinde sohbet edip keyif yapmışlar. 2 gün tamam olunca İbrahim padişahın yanına gitmiş, selam vermiş. Padişah İbrahim'e oturmasını söylemiş, İbrahim oturmuş. Perinuş'u sormuş. İbrahim demiş ki, Prenses hanım iyileşti. Padişah İbrahim'e inanmamış. Emretmiş ki İbrahim'i yakalasınlar. Kendisi gidip kızının yanına varmış. Görmüş ki hakikaten de kızı Prenses Perinuş iyileşmiş. Kızıyla konuşmuş, biraz sohbet etmiş ve tamamen onun iyileştiğine inanmış. Sonra vezirinin yanına gitmiş ve ona demiş ki, ''Ey vezir, İbrahim kızım Perinuş'u iyileştirdi. Şartım vardı, kim kızımı iyileştirirse kızımın nikahını ona kıydıracağım. Ne diyorsun, bana bir çare bul. Yoksa kızım elden gidecek.'' Vezir bir müddet düşünmüş, taşınmış ve sonunda demiş ki, ''Padişahım, hiç çare yok. Ya Perinuş'u vereceksin ya da delikanlının başını kestireceksin.'' Padişah sormuş, ''Peki bunu nasıl yapacağım?'' Vezir demiş, ''Şehri Gazvin'de 7 dağ var. O dağların adına 7 dağ derler. İbrahim'i oradan elma getirmesi için gönder. Oraya giden geri dönmez.'' Padişah vezirin bu fikrine razı olup İbrahim'e demiş ki, ''Ey İbrahim, 7 dağdan elma getirirsen kızım Perinuş'u sana vereceğim. Ama eğer getiremezsen seninle akraba olamam.'' İbrahim razı olup padişahın yanından ayrılmış, Perinuş'un yanına gitmiş. Prenses İbrahim'i görüp sormuş ki, ''Niçin geldin?'' İbrahim demiş ki, ''Padişah benden 7 dağ elması istiyor. Yerinin nerede olduğunu bilmiyorum.'' Prenses Perinuş akıllı bir kızmış. Anlamış ki bu vezirin bir hilesiymiş. İbrahim'e demiş, ''Oraya gitme, gidersen geri dönemezsin. Babam seni geri dönülmez bir yola gönderiyor.'' Ama İbrahim razı olmamış çünkü padişaha söz vermiş. Bunun üzerine Prenses Perinuş'a demiş ki, ''7 dağ elmasını 40 gün içinde gidip getirmeliyim.'' Perinuş bu sözü duyunca gözlerinden yaşlar akıtmaya başlamış. Birkaç damla yanağına düşmüş. İbrahim Perinuş'un başını dizine koymuş ve ona demiş ki, ''Sevdiceğim, 40 gün için üzülme, izin ver gideyim.'' Sonunda Prenses Perinuş razı olup İbrahim'i uğurlamış. İbrahim ata binip şehirden çıkmış. Az gitmiş, çok durmuş, birçok mesafe kat etmiş. Sonunda çöle varmış. İbrahim çok yorulmuş. Atını serin bir pınarın yanında durdurmuş.
kendisi de uzanıp dinlenmeye başlamış. Bir ara görmüş ki vadiden duman yükseliyor. Dumanın içinden bir derviş çıkıp İbrahim'in önünde durmuş ve ona demiş ki, "Ey İbrahim, uzun zamandır seni bekliyorum. 7 dağ elması için gitme." İbrahim de, "Derviş baba, bana anlat, orası nasıl bir yerdir, nerededir?" Bunun üzerine derviş, "İbrahim, gel anlaşma yapalım," demiş. "Ben sana bir tılsım öğreteyim, sen de o elmalardan birini bana ver." İbrahim, dervişin bu teklifine razı olmuş. Derviş İbrahim'i almış, evine götürmüş. Tılsım kitaplarını açıp önüne koymuş. İbrahim'i tam bir ay yanında tutup ona tılsımlar öğretmiş. Bir ay tamam olunca derviş İbrahim'i o yere götürmüş ve demiş ki, "İbrahim, 7 dağ elması kardeşimin bahçesindedir. Birçok yiğit, birçok pehlivan, birçok delikanlı gidip orada ölmüş, o elmaları getirememiş. Ama sen gidip getireceksin. Buradan kuş olup uçacaksın. 6 dağı aşarsın. 7. dağın eteğinde o bahçeyi bulursun. Sonra 2 ağaçtan maşa yapıp elmalardan toplar, geri gelirsin. Korkma, ağaçtaki elmalar konuşacaklar ve diyecekler ki, beni kopardılar. Sonra ses gelecek, kim kopardı? Diyecek ki, ağaç. Sonra, ağaç ağacı koparmaz. İşte bu gibi sözler duyacaksın. Onların hiçbirine aldırış etme, korkma ve hemen geri dön. İbrahim, dervişten öğrendiği tılsımlardan birini okuyup bir kuş olmuş. Kanat çırpıp göğe yükselmiş, o yere varmış. Görmüş ki burası 7 dağın eteğinde. Ama burada öyle bir bahçe varmış ki insanın gözleri kamaşıyormuş. Bahçeye girip ağaçtan maşa yapmış ve 7 elma koparmış. Bu sırada elmalar konuşmuş ve demiş ki, "Kopardılar." Kim kopardı? Ağaç. Ağaç ağacı koparmaz. İbrahim bu sözlerin hiçbirini aldırmamış, yine kuş olup göğe yükselmiş. Birden aklına gelmiş ki, derviş bir elma istiyordu. İbrahim gökte giderken derviş yerde yürüyormuş ve İbrahim'i görmüş. Kuş olup göğe yükselmiş, onu yakalamaya çalışmış. İbrahim arkasına bakmış, dervişin geldiğini görmüş. Hemen kendini yere atmış ve bir fare olup bir deliğe girmiş. Derviş İbrahim'in fare olduğunu görmüş. Yere inmek istemiş. İbrahim yakalanacağını anlamış. Bir duman olup delikten çıkmış ve bir aslan olmuş. Bunu gören derviş bir kaplan olup İbrahim'in yanına gelmiş. Bunlar dövüşmeye başlamışlar. İbrahim aslan kılığından çıkıp bir ceylan olmuş ve kaçmaya başlamış. Derviş bunun üzerine hemen bir tazı olup İbrahim'i yakalamak istemiş. İbrahim yakalanacağını anlamış ve bir tasım daha okuyup bostan tarlasında yetişen bir karpuz olmuş. Derviş de bunun üzerine hemen bahçıvan olup bıçağını eline almış ve tarladaki karpuzları bir bir kesmeye başlamış. İbrahim bakmış ki derviş bütün karpuzları kesiyor, hemen kuş olup göğe yükselmiş. Bunu gören derviş de bir şahin olup İbrahim'i avlamaya çalışmış. İbrahim bir avuç darı olup yere serpilmiş ve bir tanesini bir çalının dibine atıp saklanmış. Derviş demiş ki, "İbrahim, kaçma, ne yaparsan yap, bugün öleceksin." Sonunda derviş de bir tavuk olup darıları yemeye başlamış. İbrahim bunu görünce hemen bir tılsım okuyup bir tilki olmuş. Çalının dibinden çıkmış ve dervişin boğazına yapışıp onu Hakk'ın rahmetine göndermiş. Elmaları alıp
İbrahim bundan sonra padişahın yanına gitmiş. Padişah İbrahim'i görünce ona demiş ki, ''Ey İbrahim, elmaları getirdin mi?'' İbrahim, ''Evet getirdim.'' diye cevap vermiş. Fakat padişah, İbrahim'e verdiği zorlu görevi onun yerine getirdiğini görünce canı çok sıkılmış ve büyük bir öfkeyle orada duran cellata, ''Cellat, bu adamın boynunu vurun.'' diye emretmiş. İşte İbrahim bu sözü duyduğu anda hemen bir tılsım okuyarak bir engerek yılanı şekline girmiş ve padişahın boynuna sarılmış ve onu sokmuş. Aynı zamanda onun yanında duran vezirini de yine boğazından ısırarak ikisini birlikte Hakk'ın rahmetine göndermiş. İbrahim bundan sonra Prenses Perinuş'un yanına gitmiş. Perinuş İbrahim'i sağ salim görünce hemen onun boynuna sarılmış ve demiş ki, ''Ne oldu, nasıl gelebildin?'' İbrahim bütün başına gelenleri bir bir hiçbir şeyi atlamadan Prenses Perinuş'a anlatmış. Perinuş sevdiğinin sağ salim yanına gelmesine çok sevinmiş. Bundan sonra 7 gün 7 gece süren bir düğün ile İbrahim ve Prenses Perinuş evlenmişler. Prenses ile İbrahim bundan sonraki hayatlarında mutlu ve mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.